Selamlar, saygılar, sevgili Para Bilgi Kanalı izleyicileri. Evet, borsa haberlerine kanalımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akşam seansı hızlı haber turumuzla birlikte. Şu anki haberimiz arkadaşlar %135 oranında bedelsiz kararı kararı alan bir şirketle ilgili. Evet, kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini lütfen açınız. Kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olunuz. Ayrıca arkadaşlar lütfen e, burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi biz burada bir haber kanalıyız ve haberlerimizi sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde basit ve hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bazen diyorsunuz ya bedelli bedelsiz kararlarla bazı hisseler tavan yapıyor, bazı hisseler taban yapıyor. Niye bizim daha önce haberimiz olmadı diye. İşte Son anda size haber verebiliyoruz bu şekilde kapa yapılan başlık ama Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %135 oranında bedelsiz kararı aldı arkadaşlar. Sadece bu karar arkadaşlar yönetim kurulu kararı ve SPK'ya başvuru yapılacak. Sonra SPK onaylayacak ve bedelsiz bölüm olacak. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TDGYO olarak koduyla bulunuyor borsamızda. 21 Kasım yani bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında %135 oranında beder sermaye artırım kararı aldı. Alınan kararla bedersiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru yapılacağı açıklandı. SPK'ya yapılacak başvurun ardından onay alınması halinde Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mevcut sermayesini 30 milyon Türk Lirası'ndan 70 milyon 500 bin TL'ye çıkaracak. Evet 30'dan 70 milyon 500 çıkaracak. Gördüğünüz gibi burada iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 40 milyon 500 bin gözüküyor. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranına %135 olarak gözüküyor. Yani 100 hissesi olana 135 hisse daha verip %135 bölünecek hisse arkadaşlar. Şirketin bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında kap üzerinden yatırımcılara şöyle bir açıklama geldi artık arkadaşlar. Kurulu kararları. Şirketimizin 30 milyon lira tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 150 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisine kalmak suretiyle %135 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 70 milyon 500 bin TL'ye çıkarılmasına ve 40 milyon 500 bin TL artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından ve aşağıda belirten yıllar ve tutarlarda karşılanmasına. Evet bu önemli arkadaşlar. Kayıtlı sermaye tavanı 150 milyon liraymış şirketin. Ondan bunu onun içinde kalması suretiyle yapıyorlar. 2015 yılı dağıtılabilir karın tamamı olan 325.242 lira. Kusurlar okumuyorum. 2016 yılı dağıtılabilir karın tamamı olan 3.8367 lira. 2018 yılı dağıtılabilir karın tamamı 11.651.080 lira. ve 2019 yılı dağıtılabilir karın tamamı olan 9.263.859 lira. 2020 yılı dağıtılabilir kârın tamamı olan 18.950-1.250 liralık kısmı ve ders olarak arttırılan 40 milyon 500 bin TL sermayenin tamamının yasal defter ve kayıtlarda bulunan geçmiş yıl karlarından karşılanmasına arttırılan 40 milyon 500 bin TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tüm pay sahiplerine şirketimiz sermayesindeki payları olan da dağıtılmasına her biri 1 TL itibar değerde B grubu, grubu hamiline yazılı kaydı pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne kaydı sistem esaslarına sermaye piyasası mevzuatı ve merkez kayıt kuruluşu alan düzenlemelerine uygun şekilde dağıtılmasına. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 5 yıl içinde 150.000 TL'den 300.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye piyasası kurulundan geri izin alınması. Evet, sermaye tutarları da böyle chart'lı de daha çok bu şekilde artnın olması için enflasyonun ol bir ortamda bunların olması gayet normal arkadaşlar. Evet, şimdi Trend GY'nin son durumuna bir bakalım. Evet arkadaşlar, bu haber sanırım hemen şey yapmaya başlamış, satın alınmaya başlanmış. Bugün 4.23 %4.23 değer kazanmış Trend GAO ve baktığınız zaman da arkadaşlar 5 günlük durumda %0.43 bir kayıp var. Aylık %8.06 kayıp var. 6 aylık %27.52 kazanç söz konusu. Yılbaşından beri de 40.03 gibi Borsa İstanbul'dan endeks altı bir gelir elde etmiş. Ama bugün 4,23 yukarıda hisse bu bölünmenin etkisi olduğu gözüküyor arkadaşlar bu haberle birlikte. Ama e, taz, şunu söyleyelim tabii ki haber geç yayınlandı ee, kamu kamu oynatma platformu yani kapa ama 9.25'ten itibaren yüksek ya, açılır açılmaz yüksek açılmış burada da arkadaşlar evet galiba başka bir şey olabilir çünkü açıl açılmaz bu hissenin bu şekilde artması e, diğer günlerine baktığınız zaman pek normal durmuyor arkadaşlar evet Evet arkadaşlar burada vermiş olduğumuz bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi kendimize bir nottur yani bu yatırım tavsiyesi olarak vermiyoruz. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve de arkadaşlar lütfen e, kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.